Sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi geceler, iyi sabahlar diliyorum öncelikle. Saatlerimiz saat 05.30'u göstermekte. Değerli dostlar, bu videodaki amacım sizleri birkaç hususta bilgilendirmek ve sizlerden yoğun olarak gelmekte olan sorulara ise toplu yanıt verebilmek. Öncelikle belirtmek istiyorum ki bu videomda herhangi bir analiz, grafik, rakam vesaire söz konusu olmayacak. Hoş, güzel bir, nostaljik bir tablo eşliğinde sizleri belli konularda bilgilendirmek istiyorum. Dilerseniz telefonlarınızı bir köşeye bırakıp da eğer vaktiniz ve zamanınız var ise beni dinleyebilirsiniz. Bugün ilerleyen saatlerde zannediyorum 3 ayrı video daha yayınlayacağım. Birincisi genel anlamda dolar TL'nin önümüzdeki haftaya yönelik olarak eğiliminin ne olabileceği ve içinde bulunmuş olduğumuz, etkilenmiş olduğu koşul ve şartlar. Diğer taraftan Viyop USD ile ilgilenmekte olan, Viyop dolar kontratları ile ilgilenmekte olan arkadaşlarımıza özel bir analiz ve aynı zamanda Merkez Bankası bu hafta haftanın son günü ve genel olarak tüm vadeler itibariyle kümülatif anlamda ne miktarda pozisyon taşıyor ve maliyetleri nedir konularını içeren bir video ve son olarak ise endeks ve özellikle Standard & Poor's tarafından gelen not teyidi şeklindeki kararın ardından piyasada, borsada neler olabilir, endekste hangi noktalara dikkat etmek gerekir şeklinde bir üçüncü analizim daha olacak. Evet sevgili arkadaşlar, bu videodaki amacım tekrardan belirttiğim üzere bir iki hususta bilgi vermek ve yine sizlerin yoğun olarak sorduğu birkaç soruya yanıt verebilmek idi. Değerli arkadaşlar, öncelikle bilgilendirmek istediğim husus şu, sizler yayınlamış olduğum videoların altında birçok sorular soruyorsunuz, birçok yorumlarda bulunuyorsunuz ve tümden yanıt vermek adına güzel yorumlarınız için teveccühleriniz diyorum, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Maalesef tek tek her bir yorumu okumak, incelemek ve bunlara yanıt vermek imkanı bulunmuyor. Bir beğeni de dahi bulunmak adına zaman ayıramıyorum. Maalesef 2 haftadır devam etmekte olan çok yoğun bir seyahat trafiği var. Piyasalar kötüye gittikçe, piyasalardaki ortam karıştıkça maalesef danışmanlığını yapmış olduğum şirketlerin de bana olan ihtiyaçları artmakta. Oradan oraya koşturmak durumunda kalıyorum. Hatta bazen uçak saatlerimi bile yorum aktarabileceğim saatlere uyumlu hale getirmeye çalışıyorum. İşte en fazla saat 9 gibi 10 gibi gece otelimde olayım ve uygun bir saatte bir sonraki güne dair yorum aktarabileyim gibi ayarlamalar yapmak durumunda dahi kalıyorum. Sevgili arkadaşlar, hemen bu noktada şunu ifade etmek istiyorum ki bazı şahıslar, sizleri tenzih ediyorum ama bazı şahıslar maalesef çok enteresan sorular soruyorlar. Efendim işte bu kadar çaba sarf ediyorsun, bu kadar gayret gösteriyorsun da niçin işte bir takım stahişlerde bulunuyorsun? Değerli dostlar, benim kimseye bir stahişim yok. Kimse benim kafama silah dayamıyor bana bu yorumları yap, bu analizleri yap veya her gün video koy şeklinde. Böyle bir konu, böyle bir durum asla söz konusu değil. Benim buradaki amacım sadece bir aşk meselesidir, sadece bir hobi meselesidir. Ben bu çabalarımdan haz duyuyorum. Sizleri bilgilendirmek, sizlere piyasa hakkında farklı bir bakış açısı yaratabilmek noktasında bir gayret göstermekten keyif alıyorum. Ha kimileri de diyor ki efendim YouTube'dan analiz aktarıyorsun, işte buradan para kazanıyorsun. Bu sebepten dolayı videoların hem uzun hem de işte sıklıkla yorum koyuyorsun. Değerli arkadaşlar, yani bunlara gülüp geçiyorum ama yani benim açık ve net bir şekilde ifade edeyim. Benim videom 50 bin değil, 100 bin değil, 300 bin de izlense bana ayda gelecek olan YouTube'dan para ya 10 dolardır ya 15 dolardır. Hadi 20 dolar olsun. Bilmiyorum bu işten ne kadar para kazanılır. Çünkü ben 3 aydır YouTube'dan yorum aktarmaktayım ve emin olunuz ki bir tek kuruş dahi cebime girmiş, hesabıma yatmış değil. Samimiyetle söylüyorum. Asla benim amacım YouTube'dan video yayınlayayım da benim videolarımın arasına reklam girsin de oradan şu olsun bu olsun. Bir gün olsun sizlere arkadaşlar şöyle bir talepte bulundum mu acaba? Yani bana bir örnek gösterebilir misiniz? Videoları izleyin. Aman atlamadan geçmeyin. İşte atlama tuşuna basmayın. Videoları izleyin. Şu kadar imkan olur. Kanalıma destek olur. Şu olur bu. Ha
Hayır arkadaşlar, benim amacım, derdim asla böyle bir şey değil. Ha 3-5 kuruş gelirse kötü mü olur? Tabii ki kötü olmaz. Benim gerek bu tür konularda, yani eğitim konularında, biliyorsunuz özel eğitimler vermekteyim vaktim müsait oldukça. Eğitim konularında veya bu tarz konularda eğer 3-5 kuruş bir kazancım olur ise ben bu kazançlarımı şu an yeri geldiği için bugüne kadar hiç ama hiç zikretmedim. Bir tek Allah'ın kulu çıkıp da diyemez ki siz bu konuda geçmiş zamanda da şöyle bir açıklama bulunmuştunuz diye. Sadece ve sadece bu tarz konularda oluşan ufak tefek gelirler söz konusu olursa benim 3-5 tane eğitimlerine katkıda bulunduğum öğrenci, üniversite öğrencisi arkadaşlarım var. Onların fonlarına, onların imkanlarına katkıda bulunmak adına bu tarz gelirleri lanse etmekteyim. Onların imkanlarını artırmaya gayret göstermekteyim. Bu benim tamamıyla özelimi ilgilendiren bir konudur arkadaşlar. Bu konunun ayrıntılarına girmeyeceğim. Ancak emin olunuz ki bu tür çabalarındaki amacım şahsım adına bir menfaat elde etmek değil. Eğer 3-5 kuruş kazanacak olur isem de bunları malum nedenler ile kullanmayı hedeflemekteyim. Sevgili arkadaşlar, eğitime çok önem veriyorum. Eğitim için istekli olan insanların bu husustaki çabalarını devam ettirebilmeleri ve önlerindeki zorlukların kaldırılabilmesi adına, onlara kolaylıklar sağlanabilmesi adına hayatım tamamıyla bu çaba ve gayret üzerine şekillendi ve inşallah da böyle devam edecektir. Sevgili dostlar, lütfen beni anlamaya çalışınız, empati yapmaya çalışınız. Konu her şeyden önce sadece ve sadece para değildir. Para için, pul için, şu için, bu için çaba göstermenin anlamı bir noktaya kadardır. Benim videolarım evet biraz uzun olabilir. Ben sizlere bir bakış açısı yaratmaya çalışıyorum. Sadece dolar şuraya iner, buraya çıkar demekle sadece ve sadece sonuca odaklanmış olan insanların her zaman için mağdur olacağını çok iyi bilen, 20 yılı aşkın bir süredir yatırım piyasaları içerisinde veya genel anlamda bu riskli piyasalar içerisinde olan bir kişi olarak, bir yatırımcı, bir analist, bir yorumcu olarak öğrendiğim tek bir gerçek var ki sonuca odaklanmak kadar yanlış bir şey yok. Eğer şu seviyeye odaklandım, benim yatırımım bu noktaya gidecek, şu seviyeye ulaştığı anda bozacağım, satacağım gibi bir hedefiniz var ama o noktaya giderken ki gelişmeleri bilmiyorsanız, dönemeçleri, virajları hiçe sayıyorsanız arkadaşlar hedefinize ulaşmanız çok ama çok zor olur. Siz elinizdeki navigasyon cihazınızda hangi noktada radar var, hangi noktada kırmızı ışık var, hangi noktada keskin viraj var bunu bilmiyorsanız aynı hızla gidemezsiniz. Ve bir şekilde bir noktada ciddi bir sıkıntıya maruz kalabilirsiniz. Ben videolarımda uzun yorumlardan bahsediyorsam, makroekonomik verilerden, temel verilerden, piyasa açıklamalarından, işte haber trafiğinden, yurt dışı ve yurt içi gelişmelerden bahsediyorsam, sizlerin hedefinize giderken karşılaşabileceğiniz zorluklar, veya o an niçin yükseliş devam etmedi veya neden şurada tıkandı veya neden bu noktadan aşağı geldik ve arkasından bir tepki bulduk veya bulamadık gibi konularda niye böyle oldu diye sormayasınız veya piyasayı izlerken herhangi bir handikap içerisinde olup da panik yaratmayasınız diye birçok gelişmeleri aktarmaya çalışıyorum. Olaylara sonuç bazında bakarsanız, detayları görmezden gelirseniz, her an panik olursunuz. En ufacık bir yükselişte alım için saldırır, en ufacık bir düşüşte veya gerilemede ise genel resmi, genel tabloyu bilmediğiniz için derhal satış yapıp 2 gün sonra, belki de yarım saat sonra pişmanlık duyguları içerisinde olabilirsiniz. Lütfen ve lütfen piyasayı bütün ayrıntılarıyla anlamaya çalışın. Para kazanmanın kolay olmadığını, birilerinin söyleyeceği, şuraya gider, buraya düşer, buraya iner, buraya çıkar şeklindeki yorumlarla asla ve asla yatırımcı olunmayacağını lütfen biliniz ve anlayınız artık. Arkadaşlar, ben herhangi bir video hazırlayıp da dolar 2 aya kadar 9 olacak dersem benim videom 100 binin üstünde de izlenir. Veya 15 olacak dersem 300 bin üzerinde de izlenir. Ben bunların bilincindeyim. O videonun içerisine 30 tane reklam girer. Bunun da bilincindeyim. Sevgili dostlar, bilinmesi gereken net bir gerçek şudur. İnanmadığınız şey konuşmayacaksınız.
İnanmadığınız şeyi yazmayacaksınız. Bugün söylediğinizi de yarın inkar etmeyeceksiniz. Evet, piyasa değişkendir. Her an Trump şunu söyledi, efendim şu şunu söyledi, bu bunu söyledi gibi bir takım söylemlerle, şunlarla, bunlarla piyasa çok hızlı şekilde değiştirebiliyor. Ama ya birazcık da tutarlı olmak lazım. Yani bugün dolar için atıyorum işte 5.60, 5.70, 5.90'lara gidecek derken yarın kalkıp da dolar 4.50'ye kadar düşebilir demekte ben çok fazla bir samimiyet göremiyorum. Biraz tutarlılık gerekiyor, biraz istikrar gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar, sıklıkla sormuş olduğunuz sorular içerisinde. Sorularınızla ilgili olarak az önce de belirtmiş olduğum gibi arkadaşlar, tekrar bir kez daha belirtmiş olayım. Sizler çok fazla soru sormaktasınız. Bundan sonra sorularınızı asistanıma vermiş olduğum bir talimat gereğince dikkatli bir şekilde takip edecek, sorularınızı not alacak ve sıklıkla sorulmakta olan, çoğunlukla sorulmakta olan sorularınızdan bir derleme yapmak suretiyle sizlerin ismini de zikretmek üzere. Şu kişi şöyle bir soru yöneltmiştir, bu kişi böyle bir soru yöneltmiştir veya Ayşe Hanım'ın şu sorusu, Mehmet Bey'in bu sorusu şeklinde ifadelerde bulunmak kaydıyla sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Bunu da haftada birkaç kere tekrarlayacağım. Böylelikle topluca yanıt vermiş olma avantajını kullanmış olacağım. Ve değerli arkadaşlar, sizler lütfen bu sorularınızda bana hisse senedi sormayınız. Yani şu senet ne olur, bu senet ne olur şeklinde sorular sorarsanız bunun sonu görmez. Ve bu tür analizler, bu tür videolar 3-5 saatten aşağı bitmez. Çok yoğun olarak sorulmakta olan bir hisse senedi varsa belki onun kritik değerlerine değinebilirim ama lütfen ve lütfen geçmiş sorulara bakınız. Ve yoğunlukla sorulmuş olan sorular varsa o sorulara, o hisseye özel bir takım sorularınız var ise bunlarla ilgili eklemede bulunuz. Ama 450-500 tane senet içerisinde 200-300 tane farklı senet sorulacak olursa benim bu senetlere tek tek girmem mümkün olmayacak. Genel içerikli, genel anlamda bilgi almak, genel anlamda merak ettiğiniz konular veya piyasa konjonktürüne yönelik olarak edinmek istediğiniz bilgiler söz konusu ve bu konuda benim şahsi düşüncelerimi merak ediyorsanız bu anlamda sorularınızı yöneltebilirsiniz. Asistanım bunları derleyecektir ve dediğim gibi Ayşe Hanım'ın, Mehmet Bey'in şu sorusu, bu sorusu şeklinde bunlara yanıtlar vermeye gayret göstereceğim. Sevgili arkadaşlar, sizlerden bu noktada özellikle bir ricam bulunuyor ki lütfen sorularınızı yorumların altına, analizlerin altına, videoların altına eklerken sorularınızı yönelttikten sonra yaşınızı ve hangi ilde bulunduğunuzu, hangi ilde yaşamakta olduğunuzu belirtmenizi rica ediyorum. Bu bilgiyi talep etmemdeki amaç şu. Sevgili arkadaşlar, benim yaklaşık 2 yıldır yazmaya ve bitirmeye gayret gösterdiğim bir kitabım bulunmakta. Bu kitabımın konusu tamamıyla yerli yatırımcı, küçük yatırımcının başarılı olabilmesi ve onların aracı kurum seçiminden tutun da yapmış oldukları işlemlerdeki komisyon pazarlıklarına kadar hangi aracı kurumların alım ve satımlarına özel itina gösterilmesi gerektiğine kadar hangi hissede hangi kurumun alım satım yaptığının daha fazla önem taşıdığı konusuna kadar birçok kritik, birçok püf noktasını içeren bir rehber niteliğinde ve yine borsaya yeni adım atmakta olan veya yeni adım atmış olan insanların tecrübe kazanabilmeleri adına bir takım referanslar oluşturacak bilgiler içeren bir kitap yazmaktayım. Bu kitabımda bazı istatistiki bilgilere yer vermek istiyorum ve Türkiye coğrafyasında veya dünya genelinde hangi dış ülkelerde veya Türkiye coğrafyasında hangi illerde daha çok yoğunluk olduğunu, borsaya ilginin olduğu, hangi yaş grubunun daha çok ilgili olduğu, bay mı bayan mı olduğu gibi bazı kriterlere önem vermek istiyorum. Bu nedenle değerli arkadaşlar, bu hususlarda sorularınızın altında yaşınız, cinsiyetiniz ve aynı zamanda hangi ilden yazmakta olduğunuz konusunda beni bilgilendirirseniz bu istatistiki çalışma ve kitabımda yer vermeyi düşündüğüm bu husus hakkında bana yardımcı olursunuz. Bu sadece benim sizlerden nacizane bir ricamdır. Asla bir ısrar değildir. Değerli arkadaşlar, yoğun olarak sormakta olduğunuz sorularınız içerisinde
Efendim, Merkez Bankası sürekli olarak short işlem yapmakta, biyop piyasalarında sürekli olarak satış yapmakta, Merkez Bankası sürekli short işlem yapıyorsa bu dolar asla yükselmez şeklinde bir takım yorumlar. Sevgili dostlar, Merkez Bankası biyop işlemlerinde Ağustos ayının sonları itibariyle bir yetki aldı. Resmi gazetede yayınlanan bu yetki itibariyle bir piyasa oyuncusu sıfatıyla Merkez Bankası normal bir vatandaş gibi alım satım yapıyor. Diyebilirsiniz ki Merkez Bankası sebebi sonucu belli olan, hangi veri, hangi rakam, ne gelecek bunu bilen bir kurum olarak işlem yapıyor ama burada bir fırsat eşitliği, daha doğrusu eşitsizliği yok mu diyeceksiniz. Haklısınız değerli dostlar. Sizler biyop piyasalarında işlem yaparken enflasyon verisi şu gelir, bu gelir gibi tahminlerle, herhangi bir veriden şu şekilde bir sonuç çıkar gibi tahminlerle sadece ve sadece net bilgiye sahip olmadan beklentilere dair bir takım pozisyonlar alıyorsunuz. Ama Merkez Bankası gibi birçok veriyi bilme, zamanında öğrenme, imkan ve de şansı olan bir kurum karşısında çok zayıf bir durumdasınız. Bir nevi birincilikte oynayan bir takımla üçüncü, beşincilikte oynayan bir futbol takımının maç yapması gibi bir tablo söz konusu. Bunlar arkadaşlar ayrı konular. Bunların tartışmasına girmeyeceğim. Sonuç şudur. Merkez Bankası'nın böyle bir yetkisi vardır ve çok da fazlaca sorulan sorulardan bir başkası olarak madem ki Merkez Bankası'nın böyle bir imkanı vardı, doları biyop piyasalarıyla baskılama gibi bir imkanı vardı. Niçin dolar 6,5'lar, 7'ler, 7,5'lara doğru giderken bu yetkisini kullanmadı? Neden bugün kullanıyor gibi bir takım sorularınız oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar Merkez Bankası ancak Ağustos ayı sonlarında, 2018 Ağustos ayı sonlarında bu yetkiyi almıştır. Dolar 6'lara, 7'lere, 7,5'lara gittiği dönemlerde Merkez Bankası'nın biyop alanında işlem yapma yetkisi bulunmuyordu. Ağustos sonu itibariyle bu yetkiyi kazandı ve şimdi bu yetkiyi kullanmakta. Merkez Bankası'nın amacı doları baskılamak, aşırı fiyat hareketlerini engellemek, volatiliteyi engellemektir. Ama Merkez Bankası tek başına dolar TL'yi kontrol etme yetkisi, yetki demeyelim de imkanına sahip değildir. Evet, yetkisini bu yönde kullanmak isteyecektir. O ayrı bir konu ama Merkez Bankası'nın gücü tek başına dolar TL'nin belli seviyelerde kalmasını sağlamaya yetmez. Çünkü dolar TL uluslararası piyasalarda da işlem görmekte, büyük yabancı fonların veya yabancıların çok aşırı ve yoğun ilgisinin oluşması, dolar üzerinde, dolar TL üzerinde önemli bir baskı kurmak gibi bir niyetlerinin oluşturması durumunda Merkez Bankası doğal olarak bütün rezervlerini doları frenleyebilmek, dolar TL'yi frenleyebilmek adına kullanamaz. Merkez Bankası'nın dış borç ödeme, enflasyonu kontrol altında tutma, şunu yapma bunu yapma gibi çok fazla görevleri ve sorumlulukları bulunuyor. Bütün rezervlerini bu amaçla kullanması elbette ki düşünülemez ama şu an piyasanın sakin olduğu, uluslararası anlamda, dış güçler anlamda önemli bir baskının söz konusu olmadığı bir dolar TL ortamında Merkez Bankası bir şekilde doları belli fiyat aralığında tutma hususunda çaba gösteriyor. Bu çabasında başarılı olmakta ve aynı zamanda da bu gayretinde biyop piyasalarında işlem yaparken, yani short işlemlerle doların başını yukarı kaldırdığı anlarda yaptığı short işlemlerle uyguladığı baskılar sonrasında aynı zamanda para da kazanmakta. Sizlere geçmiş videolarımda Merkez Bankası'nın biyop alanında ne rakamlar kazandıklarını da tek tek ifade ettim. Sevgili dostlar, Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımlarda tekrar ifade ediyorum ki doları tek başına frenlemesi veya kontrol altında tutması mümkün değildir. Ama stabil ortamlarda, şu an içinde bulunduğumuz gibi stabil ortamlarda kontrol altında tutması mümkündür ve bunu da başarmakta. Merkez Bankası aşırı bir dolar TL hareketleri söz konusu olur ise bütün rezervlerini kullanamayacağı için terste kalabilir, zararlı konumlara düşebilir, sonsuza kadar dolar TL'yi frenlemek noktasında tüm imkanları kullanamaz. Bir kez daha bunu ifade etmiş olayım. Bir başka arkadaşlar yoğun olarak sormakta olduğunuz soru şu ki hane halkı dolar alıyor ama dolar niçin yükselmiyor? Madem ki hane halkının dolara talebi var, genel anlamda talep gören bir nesnenin yükselmesi gerekir ama dolar hala yerinde sayılıyor. Sevgili arkadaşlar, doğrudur, hane halkı son 18 hafta, yaklaşık 4,5-5 aya yaklaşan bir süreçtir
her hafta bir önceki haftaya oranla dolar pozisyonunu dolarizasyon konumuna artırmakta, dolar tevdiatlarını artırmakta. Yani dolar geriledikçe hane halkı dolar alıyor. Hele hele 5.20, 5.15 gibi seviyelere geldiği zaman alımlarını artırıyor ve en son açıklanan veriler itibariyle yine hane halkı geçtiğimiz haftada yoğun miktarda dolar almış. Evet, bu konuda şöyle itirazlar gelmekte. Efendim, hane halkı tanzim kuyruklarında kilometrelerce 3-5 kilometre kuyruk altında ve bu kuyruğun sonucunda 3-5 kilo patates, soğan, domates alabilmenin derdinde dolar alacak parayı nereden bulsun şeklinde. Haklısınız sevgili dostlar. Hane halkı demek, ancak şunu çok iyi bilmek lazım. Her hane halkının ekonomik gücü aynı değildir. Hane halkından kastımız şirketler de bu kapsam içerisine giriyor, bu açıklanan veriler içine giriyor, ama hane halkından genel kastımız genel olarak kamuoyudur. Kamuoyu içerisinde, yani genel vatandaş grubu içerisinde mali durumu iyi olanlar olduğu gibi, kıt kanaat geçirenler olduğu gibi, hiçbir şekilde geçinemeyip de yoksulluk sınırının dahi altında olan insanlarımız bulunmakta. Ama bu verinin hedeflemiş olduğu rakamsal kitle bir şekilde şuradan buradan tasarrufu bulunan, belki miras kalmıştır, belki şu şekilde biriktirmiştir, oradan buradan bir şekilde elinde bulunan bir birikimi vardır ve bu birikimini değerlendirmek isteyen, önümüzdeki süreçte 3-5 kuruş kazansın, acaba nereye yatırmalıyım, hangi şekilde değerlendirmeliyim diye düşünen insan grubunu yansıtmakta. Her hane halkını değil tabii ki. Bu grup içerisinde elinde 3-5 kuruşu olan insanları yansıtmakta. İşte elinde 5-10 kuruşu olan kişiler paramı nasıl değerlendirsem noktasında dolara hedef seçmiş ve doların daha iyi bir performans sağlayabileceğini düşündüğü için de dolarizasyon dediğimiz mekanizma sürekli olarak yukarı yönlü eğilimini devam ettirmekte. Evet, bir başka mevzu arkadaşlar. Madem ki yabancı borsa piyasalarında, borsa endeksinde veya hisse senedi cephesinde bir 1,5 milyar dolar civarında bir nakit sağladı, hisse senetleri veya endeksin yükselmesine sebebiyet verecek şekilde bir atraksiyonun konusu oldu. E peki tamam da, yani hem piyasa yükseliyor hem de dolar güçlü durmaya gayret gösteriyor. Bu durum nasıl değerlendirilebilir? Arkadaşlar, bu konuda söylenebilecek durum şudur. Öncelikle yabancı Türkiye'de hisse senedine gireceği zaman evvela dolarını TL'ye çevirmek durumundadır. Yani dolarla hisse senedi almadığını, dolarını TL'ye çevirip de TL bazında hisse senetlerine ilgi gösterdiğini veya çoğunluklu eğilimin bu olduğunu ifade etmek lazım. Son dönemlerde, yani son 1-1,5 aylık süre içerisinde dolar TL'deki gevşek eğilimin, özellikle 5.30 desteğinin kırılması şeklinde yorumladığımız dönem ve 5.20'ler, 5.20'nin dahi aşağısının görüldüğü süreçte borsada ciddi bir yukarı hareketin olduğuna tanık olduk. Niçin? Yabancı dolarını TL'ye çevirdi, yani dolar bozdurdu. Herhangi bir nesneye satış geliyorsa bunun değerinin azalması, düşmesi normaldir ve hisse senetlerine yükseldi, ilgi gösterdi. İlgi gösterdikçe de hisse senetlerine yukarı bir eğilim oluştu. Peki arkadaşlar, yabancı yarın bir gün hisse senetleri piyasasında kar realizasyonuna geçtiği zaman bu satışların sonrasında ortaya çıkacak olan TL'yi ne yapacak? Yabancının TL ile ne işi olur? Hiçbir işi olmaz. Bunu dolara çevirmek isteyecek. Hisse senetlerinden çıkan nakdini, TL olarak ortaya çıkan nakdi dolara çevirmek kaydıyla bir şekilde dolara ilgi oluştuğu zaman, bu durumda ilginin paralelinde dolarda da bir yükseliş eğiliminin gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Bu açıdan sevgili dostlar, dolar TL için aşağı eğilimden ziyade yukarı eğilimin daha yoğun olabileceği, yukarı eğilim ihtimalinin daha ön planda olabileceğine dair görüş ve şahsi düşüncelerini ifade ederken, gerek yabancının borsadan realize aşamasında çıkacak olan parasını dolara çevirecek olması, gerekse en son Standard & Poor's tarafından da teyit edildiği ve özellikle altı çizilerek deklare edildiği üzere Türkiye ekonomisine yönelik olarak alınmakta olan çözümler, tedbirlerin tamamen bir pansuman, tamamen geçici ve anlık semptomları engellemek niteliğinde olduğu
gerçek anlamda problemlerin, sorunların ve kalıcı çözümlerin üretilmesinden uzak, gerçek manada yapısal reform niteliğinde olmadı. Veya böyle olma gibi bir niyet ve amaç olsa dahi bu amaç ve niyetin henüz sonuçlarının görülemediği gerçeği gündemde olması nedeniyle arkadaşlar dolar TL için maalesef ben iyimser olamıyorum. Aşağı daha düşük seviyelere gerileme, hele hele 5 seviyesinin aşağısına inilmesi gibi gibi bir takım iyimser beklentilere tamamen ve tamamen şahsi kanaat ve düşüncelerim itibariyle katılmıyorum. Sizler eğer farklı düşünce ve görüşlerdeyseniz tabii ki pozisyonlarınızı bu yönde değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar bu sohbet videosunu burada sonlandırıyorum. Tekrar ifade etmek istiyorum ki dinleme zahmetinde bulunan arkadaşlarım için tekrar etmiş olacağım belki ama ara ara dinleyenler, sağdırarak, işte ilerleterek dinleyenler için bir kez daha belirtmiş olayım. Yoğun olarak bilgi sahibi olmak istediğiniz sorularınız var ise lütfen yaşınızı ve bulunduğunuz ili de belirtmek suretiyle videoların aşağı altına bu konuyu belirtiniz. Ben yoğun olarak sorulmakta olan soruları toplu bir şekilde değerlendireceğim. En çok sorulan konularla ilgili olarak sizleri aydınlatmak bakımından kısa aralıklarla çeşitli videolar hazırlayacağım. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum, hoşçakalınız.